Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine, yeşil gözlerine hep aldanmışım. Nameli falan yapmaya çalıştım. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Sesim nasıl çıktı bilmiyorum. Önemli mi değil, ben söylerken mutlu muydum? Evet, mutluydum. Siz belki mutsuz olabilirsiniz. Önemli olan kendinizin mutlu olması bir şeyde. Karşınızdaki insanı mutlu etmeye çalışırsanız her zaman mutsuz olursunuz. Diyelim. O zaman yeni nesil yayıncılıktan, 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından herkese ama herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tıpkı bu güneş gibi. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da ne yapacağız? Hemen onun bilgisini verelim. Öncelikle neredeyiz onu söyleyelim. Şu an Beylikdüzü ilçesindeyiz. İstanbul Avrupa yakasında 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndayız. Metrobüsün de Beylikdüzü Belediye Durağı'nın hemen girişindeyiz. Burada çok güzel çadırlar var. Birçok lezzet var. Gezeceğiz, paramızı harcayacağız bütçemiz doğrultusunda. Yalnız bu çadırlar ay sonuna kadar buradaymış. Onu özellikle sizlere belirteyim. Sonra ay ben geldim, bu çadırlar burada yoktu falan demeyin. Kaç para mı harcayacağız bilmiyorum. Kameraman arkadaşım Ayberk parayı verirse hemen öğreneceğim. Sizlere de bilgisini vereceğim. Şöyle bakalım. 50, 60, 70, Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 70 lirayla başlasın. Buraya geldiğiniz zaman yöresel lezzet alışverişinin yanı sıra oturup yemek yiyebileceğiniz böyle alanlar da var. Mesela burayı Ayberk gösteriyor şu an sizlere. Yöresel lezzetler durağı diye geçiyor burası. Erzurum'a özgü bütün yemekleri burada yiyebilirsiniz. Ama onun dışında burada tantuni var, tavuk var, başka ne var? Yaprak sarma var. Kuru patlıcan dolması var, cağ kebabı var, içli köfte var, ev baklavası var. Efendim? Kars kazı. Kars kazı varmış. Saç kavurma, közde döner. Dilediğiniz her şeyi burada bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda yiyebilirsiniz. Burası karnınızı doyurma alanı sevgili seyirciler. Şimdi içeride de yine bir yiyecek çadırı var. Buradaki çadırların yanı sıra orada eviniz için işte peynirinizi, tereyağınızı satın alabilirsiniz. Yani oradaki lezzetler de yerinden gelip satışa sunulan lezzetler. Burada da yine paket yaptırıp eve de götürebilirsiniz. Burada da yiyebilirsiniz. Ay ne kadar güzel kokuyor. Kokoreç bile var. Sabah 10 gibi açılıyor efendim burası. Akşam da 10. 10.30'a kadar açık, taze taze sizlere hizmet veriyorlar. Bakın Kars kazını mesela hazırlıyor beyefendi. Şöyle Ayberk gösteriyor şu an. Tartıyor. Birazdan sipariş gidecek. Ve sipariş verenler löpür löpür götürecekler. Hayatımda hiç kaz yemedim, kaz eti. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama burada yiyebilirsiniz. Ama burada yiyebilirsiniz diyor beyefendi. Hiç merak etmedim açıkçası. Şu anda da öyle yemek istemiyorum. Böyle beyefendi tadına. Şöyle bir tadına bakın dedi. Şifa niyetine hayatımda ilk kez kaz eti yedim. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Afiyet şeker olsun diyor. Ustayı bir gösterir misin? Usta seni bir görelim. Ay ne güzel hazırladın o tabağı. Bir tabağı gösterelim. Tamam gösterelim. Bak. Ne kadar öyle bir tabak? 40 lira efendim. Öyle bir tabak. Evet. Öyle bir tabak 40 liraymış mesela. Domatesi. Ne bütçeniz doğrultusunda başka şeyler de yiyebilirsiniz. Bu arada kaz eti güzelmiş. Bakın burada cağ kebabı da var. Oo. Erzurum'a yönelik. Erzurum'un cağ kebabı İstanbul Avrupa yakasında Beylikdüzü ilçesine gelmiş. Ay sonuna kadar burada taze taze cağ kebabını yiyebiliriz. Eğer seviyorsanız gelebilirsiniz buraya. Şöyle gezmeye devam edelim ama.
Kaz eti gerçekten güzelmiş bu arada. Tavuk gibi, tavuk eti gibi. Abla. İlk kez kaz eti yedim. Bence siz şöyle bir neler var neler yok bir bakın nasıl lezzetler var. Sonra ben sizi diğer taraftan karşılayayım. Ne dersiniz? Oradaki yiyecek çadırlarının yanı sıra böyle atıştırmalık bir şeyler alabileceğiniz. Burada da çok güzel tezgahlar var. Hatta çocuklarınıza oyuncak alabileceğiniz böyle bir yer var. Ne kadar güzel. Eskiden şunları nasıl çıkıyor? Bak şöyle sürerdik biz de. Şöyle. Çok eğlenceli oluyor. Sürebiliyor muyum şu an bilmiyorum ama çok eğlenceli oluyor. Ne kadar bu? 15 liraymış. Bakın çok güzel. Buralar çok güzel gerçekten de. Pamuk şekeri, tarihi Osmanlı macunu. Şöyle vereyim ben size. Her şey var yani burada. Çok sevdim. Yiyecek çadırı şurası. Yöresel ürünleri alıp evinize götürüp yiyebileceğiniz çadır burası. Tekrar söylüyorum ay sonuna kadar var bu çadır. Taze taze pişman niyelerinizi alabileceğiniz bir çadır var. Şöyle Ayberk gösteriyor sizlere. Küçük paketi 5 lira, orta paketi 10 lira, büyük paketi de 20 liraymış pişmaniyelerin. Sizlere fiyat bilgisi de verelim. Şöyle ilerleyelim. Pamuk şeker, Osmanlı macunu. Osmanlı macunu ne kadar hanımefendi? 5 liraymış. Pamuk şeker ne kadar? 4 lira da pamuk şekermiş. Şöyle çubukta patates var ki ben bu çubukta patatesi Eyüp'te görmüştüm. Eyüp meydanında vardı. Bakın buraya da gelmiş. Beylikdüzü'ne. Yani buraya gelip hem sokak lezzetlerinden atıştırabilirsiniz. İsterseniz şurada yöresel lezzetleri yiyebilirsiniz. İsterseniz de yiyecek çadırından yine yöresel lezzetleri alıp evinize götürüp taze taze yiyebilirsiniz. Şöyle ilerleyelim. Salep mi bu? Evet, salep. Oo, salep bile gelmiş. Kışın vazgeçilmesi. Bayılırım. Şöyle tarçınla. Ne kadar? Yok çok teşekkür ediyorum. 5 liraymış bardağı. Yine buradaki tezgahlarda sabah 10'dan akşam 10'a 10.30'a kadar açık. Şöyle ilerleyelim. Yine kışın vazgeçilmezi. Olmazsa olmaz kestane kebap yemesi sevap. Siz şöyle bir buralara göz atın. Ben de kestane tezgahından sizi karşılayayım. Ben merak ediyorum bu kestaneleri nasıl böyle yapıyorlar. Ben evde yapamıyorum da. Daha doğrusu ben evde hiç kestane yapmadım. Yapmayı da denemedim. Yani böyle olur mu diye. Yani formülünü soralım değil mi? Ayber, evet diyor. O zaman buyurun. Beylikdüzü ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Meydanı sizin. Bir bakın bakalım burada neler varmış neler yokmuş efendim. Kestane kebap yemesi sevap. Kışın vazgeçilmezi. Benim için salepten sonra yanmıyor değil mi? Yok. Aldım bunu elime ama yok, yanmaz herhalde. Şimdi isim? Kadir. Kadir'cim. Kadir diyorum direkt. Kadir'cim bu kestaneler nasıl böyle güzel pişiyor böyle tezgahlarda? Biz evde böyle yapamıyoruz. Yani ben hiç yapmadım daha doğrusu ama. Kestanenin kalitesi önemli. Evet. Önce çizdiğin yeri şişman olan yerinden çiziyorsun. Tamam. Çizdiğin yeri önce ateşe koyuyorsun. Ondan sonra fırına atarsanız fırında 15 dakikada pişer. Kaç derece? 200 derecede. Ben şunu şöyle vereyim. Şunu bir deneyeyim mi? Tamam. Şöyle koydum. Kışın bence çok güzel kestane. Şimdi şöyle bakıyorum. 100 gramı 10 lira. 150 gramı 15 lira. 300 gramı da 30 liraymış efendim kestanenin. Kestane kebap yemesi sevap diyelim. Ve sizi Kadir'in kestane tezgahıyla baş başa bırakalım. Bir de bir şey soracağım sana. Bu kestaneleri böyle açmışsın sonra tekrar ateşe mi koyuyorsun? Onlara özel tavası var. Onları tavada akşam olunca ısıtıp tekrardan satışa sunuyoruz. Oo ne kadar güzel ya. Ay çok güzel olmamış mı sevgili seyirciler? Şimdi alışveriş çadırında fiyatlar bayağı uygunmuş. Ben paramı önce kestaneyle harcamayacağım. Alışveriş çadırında param kalırsa gelip kestane tamam. alacağım. Söz tamam mı? Tamam. Allah işini gücünü rast getirsin Kadir. Sağ olun. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Sağ olun. Ayakkabı, kazak, kot,
eviniz için, ofisiniz için her şey burada satılıyor efendim. Ay sonuna kadar varmış burası. Sadece tekstil üzerine. Onu söyleyeyim, yiyecek çadırı yan tarafta, tekrar söylüyorum. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık. İstanbul Avrupa yakasında Beylikdüzü ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda. Metrobüsle ulaşım çok kolay buraya. Beylikdüzü Belediye Metrobüs durağında indiğiniz zaman merdivenlerden yukarıya çıktığınızda bu çadırları ve biraz önce benim gezdiğim yerleri sizler de rahatlıkla gezebilirsiniz. Bu kadar bahsettik çadır çadır diye, bir girelim bakalım içeride neler varmış, neler yokmuş ve ne kadar almış. Hadi gelin. Nihayet çadıra girdik. Akşam saatlerinde bu çadır bayağı kalabalık oluyor ama hafta sonları daha da kalabalık oluyormuş. Onu söyleyeyim size. Bu çadır İstanbul'da semt ya da ilçe ilçe gezen bir çadırmış sevgili seyirciler. Ayın belirli yerlerinde bu çadır başka bir yerde de karşınıza çıkabilir. Onun ne zaman çıkacağı belli olmaz. Çadır gördüğünüzde böyle indirim çadırı, girin içeri, uygun alışverişinizi yapın valla. Örneğin şurada deri montlar var. Ayberk gösteriyor kameraman arkadaşım. Şöyle bakayım. 249 lira 99 kuruşmuş. Ay Yıldız, uygun dediğin deri montlar 249 lira 99 kuruş mu demeyin. Şu an deri mont almaya kalksanız sevgili seyirciler 900 bin liradan aşağı alamazsınız. Gerçekten. Bakın mesela şu çok güzelmiş. Eskiden modaydı, bak şimdi de moda. Her zaman söylüyorum zaten programlarda, eski karşımıza moda diye çıkıyor. O yüzden analarınızın babalarınızın kıyafetlerine sahip çıkın. Benden söylemesi. Burada hem erkek hem de kadınlar için çok güzel deri montlar var. Bakın şöyle göstereyim. Bu ne kadar? Bu 400 liraymış. Pazarlık yapabilirsiniz böyle yerlere geldiğiniz zaman. Bu standların hemen hemen hepsinde bütçenize uygun ürünleri bulabilirsiniz. Hem kadın hem de erkek olmak üzere. Ayakkabı, bot, çizme, spor ayakkabı, aradığınız her şey bu çadırlarda. İşte spor giyimi olsun ya da ne bileyim klasik giyimi olsun uygun fiyata satılıyormuş burada. Şöyle bakın, erkek deri montları var mesela. 499 lira 99 kuruşmuş. Kısa, uzun, kahverengi, gri, hardal rengi, dilediğiniz montu bedeniniz doğrultusunda alabilirsiniz ki her bedende mevcut hemen hemen. Şöyle beyefendiler için bakın, yelekler de var. Ayberk gösteriyor şu an sizlere. Yine bakın şöyle yelekler var. Ben de gösteriyorum. Çadır kapalı. Yağmurda, çamurda, soğuk havada gezebileceğiniz güzel bir çadır. Buraya geldiğiniz zaman dilerseniz buraya yakın bir alışveriş merkezi var. Orada karnınızı doyurabilirsiniz Beylikdüzü ilçesinde. Ama bence alışveriş merkezine gitmeye hiç gerek yok. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Yöresel lezzetlerin olduğu tezgahlar çok güzel. Orada içli köfte, sarma, kuru patlıcan dolması falan gayet de. Yani başarılı duruyordu. Gazete de güzelmiş. Gazete falan böyle yiyebilirsiniz. Şöyle bir buraya, gezdiğim yere, montların olduğu yere ve bu çadıra bir göz atın. Ben sizi tekrar karşılayacağım. Buyurun. Ayberk, sizlere biraz önce girdiğim yerde neler olduğunu Nuri'nin muhteşem kurgusuyla gösterdi. Orada fiyatlar bu arada 200 liradan başlıyor. 500 liraya kadar çıkabiliyor. Bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda deri ceket, işte palto alışverişinizi yine yapabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim, markalı ürünleri de orijinal markaları da buradan dışarıya göre daha uygun fiyata satın alabilirsiniz. Bakın erkek ayakkabıları var burada. Ayberk şimdi gösteriyor sizlere. Burada da fiyatlar şöyle bakıyorum 60 liradan başlıyormuş. Yine 300 liraya kadar çıkabiliyormuş. Şöyle bakın, İlerleyelim.
sweatshirtler var mesela 60 liraya beyefendiler için. Ama sweatshirtin bence kadın erkeği yok. Ben bol sweatshirtte giydiğim için ben de alıyorum açıkçası. Yine bakın şöyle beyler için ceketler var. Kameraman arkadaşım Ayberk sizlere gösteriyor şu an. Ceketler 250 lira, 300 lira arasında. Montlar yine 300 lira, 200 lira arasında. Takım mı 250? Takım mı 250? Takım 300 liraymış. Aa, iyi değil mi? Yani 300 liraya bence gayet yani uygun geldi bana, bilmiyorum beyler. Tabii siz daha iyi bilirsiniz ama şöyle ilerleyelim. Birçok stand var burada. 20'den fazla stand var alışveriş yapabileceğiniz. Yani ben hani birkaç tanesini gösterebileceğim sizlere ama siz buraya geldiğiniz zaman burada dilediğiniz standta gezebilirsiniz. Örneğin hanımefendiler için kot pantolonların, şöyle dalgıç pantolonların, eteklerin, kazakların satıldığı çok güzel bir stand var. Bir girelim buraya. Aa, ne güzelmiş bu hırkalar. Fiyatlarını soralım bunların. Renkleri de var. Bu ne kadar beyefendi? Bunun fiyatı 60 liraymış. Yine bakın şöyle dalgıç kumaştan ürünler var. Hem tesettür giyimi tercih eden hanımefendiler için. Bakın bunların hepsi dalgıç kumaş. Kumaş gayet güzel. Ne kadar takım bunlar? 140 liraymış takım ama 140 lira, 200 lira, işte 60 lira olduğuna bakmayın. Gelin buraya, rica edin. Pazarlıkla orta yolu buluyorsunuz. Yani burası çünkü alışveriş merkezi değil açıkçası. O yüzden hani şu kadar olur mu falan derseniz böyle sizi kıracaklarını hiç sanmıyorum. Ama şunu söyleyeyim, burası ay sonuna kadar açık sevgili seyirciler. Ay sonuna kadar hem hanımlar hem beyler buraya gelip rahatlıkla alışverişlerini yapabilirler diyelim. Çok büyük bir yer. Şöyle Ayberk göstersin, iç çamaşırı, çorap, dediğim gibi her şey burada mevcut. Çocuklarınız için de her şey var. Yani uygun alışverişi nerede yapabilirim, nerede gezebilirim diyorsanız Beylikdüzü ilçesine gelip İstanbul Avrupa yakasında 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda hem yöresel yiyecek alışverişinizi yaparsınız hem de burada tekstil alışverişinizi yaparsınız. Hava almak istiyorum ben, çadırdan sıkıldım diyorsanız da Beylikdüzü'nde Çamlığa doğru gidersiniz. Şöyle yeşilliğin içinde bol oksijen alırsınız. E o zaman şöyle bir çadırlara ve şuraya bir göz atın. Sonra buluşalım, olur mu? Sevgili seyirciler, ben bile burada zaten ben girdiğim her yerde kendimi kaybediyorum da burada bayağı bir kendimi kaybettim. Bana burada fiyatlar bayağı uygun geldi. Örneğin gece bir yere giderken gündüz de giyebilirsiniz ama bunu. Şöyle pantolon satın alabilirsiniz. 30 liraymış bunların fiyatları. Şoktayım şu an. Bazı terzilere gittiğinizde bunun kumaşını alıp 30 liraya diktiremezsiniz. Yani İstanbul'da yaşayanlar bilirler, bazen otoparka 30 liradan fazla para veriyoruz. Burada pantolonlar 30 lira. Yazlık ve mevsimlik ürünler de mevcut burada. Hanımefendiler için kot pantolonlar var. Şimdi Ayberk göstersin hemen sizlere. Sarı, yeşil, işlemeli, işte düz. 60 lira onların fiyatları. Renk renk, beden beden kot pantolonlarınızı satın alabilirsiniz. Bakın şöyle pantolon var mesela, 30 liraymış bunun fiyatı. İster gündüz spor ayakkabıyla, topuklu ayakkabıyla giy, istersen bir davete ya da düğüne giderken giy. Aa, ne kadar güzel değil mi Ayberk? Ayberk de böyle evet diyor. Örneğin bu pantolonlar da 30 liraymış bakın. Bunu da aynı şekilde ister gündüz giy, ister akşam bir yere giderken giy. Ki şöyle mavi rengi de var. Ay şu da güzelmiş. Aynı renk mi? Değil değil mi? Aynı renk mi Ayberk? Değil. Ay çok güzelmiş. Ben bayıldım. Alınır mı bu Ayberk sence? Bu alınır mı? Bu mu bu mu? Başladık gene diyor Ayberk. Bu. Bunu ben beğendim. Çok beğendim. Ama ben hangisini bir de beğendim biliyor musunuz sevgili seyirciler?
Şunu. Bu da tam benim tarzım. Üstüne böyle kazakla falan. Hiç. Kışın giyilmez diyorsunuz ya, kalın kazaklarla giyilir. Bunu da beğendim. Yani bunu programda giyebilir miyiz Ayberk? Parıl parıl. Yani Yıldız deli diyebilirler diye diyor. Gittiğimiz yere göre değişebilir diyor. Şöyle bir pantolon var. Takım bu. Bu ne kadar beyefendi? Takım 100 liraymış bunun takımı. Tesettür giyim eğer nereden uygun fiyata satın alırım diyorsanız. Bakın şöyle. Gayet de güzelmiş. Aa, bu da güzel değil mi? Ben böyle bol giyinmeyi ve takım giymeyi seviyorum açıkçası. Çok sevdim ben şu an bunu. Şu takımı da sevdim ama. Ay, ben kendimi kaybettim gene. Şöyle, bu da güzel. Bence. Bu da güzel değil mi Ayberk? Bunun pantolonu güzel dedi Ayberk. Ayberk de aslında kendini kaybetti. Hemen bana suç atıyor. Fiyatlar o kadar uygun ki burada. Ayberk de böyle böyle bakıyor. Şimdi buradaki bütün standlar haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık. Örneğin şöyle takımlar var. Bu takımlar ne kadar beyefendi? 60 lira. Bunlar da 60 liraymış. Aa, 70 liramız var. Buradan bir tane takım alıp 10 liraya da kestane alabiliriz ya da 15 liraya da. Şöyle, bu takım güzel mesela. Bence. Sence Ayberk? Evet, güzel diyor Ayberk de. Her kiloya göre kıyafet bulabilirsiniz burada. Likralı kıyafetler de var. Şöyle ilerleyelim. Bakın yine hanımefendiler için. Burada çok uygun bir stand var. Fiyatlar 20 liradan başlıyor. Ve 40 liraya kadar çıkıyor bu tezgahta da. Burada da böyle takım ürünler var. Bakın şöyle. Tesettür giyim tercih eden hanımlar için. Benim gibi bol giyinmeyi seven, salaş giyinmeyi seven hanımlar için de ayrıca. Bakın şöyle 30 liradan başlayan etekler var. Ay, bu çadırda yok yok. Yalancı kürkten bakın şöyle 50 liraya. Ay, bu ne güzelmiş. Değil mi Ayberk? Takım almayıp kürkü mü alsak? Olabilir diyor. Giyeriz programda. Ama bu kışın çok soğuk havada giyilmez. Kalın kazakla giyilebilir. Ay, çok güzelmiş ama, bayıldım şu an buna, mor. Yine şöyle 10 liraya etekler var. Burada fiyatlar 10 liradan başlıyor. 40 liraya kadar falan çıkıyor. Aa. Şöyle yelekler. Ben kendimi kaybettim. Ben de bakınayım. Siz de şöyle bir bakın. Olur mu? Buyurun. Küçük hanımlar ve küçük beyler için de burada birbirinden güzel kıyafetler var. Fiyatlar 19 lira 99 kuruştan başlayıp 169 lira 99 kuruşa kadar çıkabiliyor. Alt üst takım alabilirsiniz. Kızınız ya da oğlunuz için tek sweatshirt alabilirsiniz. Ya da şöyle takım alabilirsiniz. 34 lira 99 kuruşa pijama takımları, eşofman takımları ya da şöyle hemen Ayberk göstersin kameraman arkadaşım, montlardan satın alabilirsiniz. Buradaki çocuk giyimde en pahalı ürün o montlar sevgili seyirciler. 0-14 yaş arasındaki küçük hanımlar ve küçük beyler için buraya gelip rahatlıkla alışverişinizi yapabilirsiniz. Kapşonlu sivitler varmış mesela 24 lira 99 kuruş. Yine pijama takımları varmış efendim. 34 lira 99 kuruşa şöyle. Ha, Ayberk arka tarafını görüyormuşsun sen. Ben ikisinde de aynı şey yazıyor sandım. Tek alt eşofman varmış 19 lira 99 kuruşa. Ben okuduğum yeri de göstereyim şöyle Ayberk sana. Kapşonlu sivit 24 lira 99 kuruş. Burada genellikle markalı ürünler var. Zaten marka çadırı olarak da geçiyor. Burası, onu da söyleyeyim ama markalı ürünlerin yanı sıra hani markasız ürünler de mevcut. Buraya gelip bütçeniz ve tabii ki zevkiniz doğrultusunda tekstil alışverişinizi yapabilirsiniz. Bakın karşı tarafta beyler için marka
kravatlar var mesela. 10 liraymış fiyatları. Birazdan Ayberk gösterir size. Şöyle deri kemerler var. Bakıyorum 40 liraymış deri kemerler. Yine orada bir sürü kemer çeşidi var. Hakiki deri cüzdan varmış 60 liraya. Yani var da var. Gerçekten ben de şu an bu çadırda kendimi kaybettim. Senenin belirli aylarında bu çadır İstanbul Anadolu yakasında Kartal'da da karşınıza çıkabilir. Ya da herhangi bir semtte ya da İstanbul'da bir ilçede de karşınıza çıkabilir. Onu söyleyeyim size. Sadece ay sonuna kadar İstanbul Avrupa yakasında Beylikdüzü ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda efendim bu çadır. İsterseniz kıyafet alışverişinizi yapabilirsiniz. İsterseniz yöresel yiyecek alışverişinizi yapabilirsiniz. Yan çadırdan. Sabah 10'da açılıp akşam 10'da kapanıyor. 70 lirayla bana verilen parayla alt üst yani ve dış giyimi olmak üzere giyinip gidebilirsiniz aslında. O kadar uygun fiyatlar. Örneğin yan tarafta 20 liraya hırkalar vardı. Pantolon vardı 20 liraya. Kazak vardı 2-4-60. Yani. Yanlış mı düşünüyorum? Bir tek ayakkabı alamazsınız yani. Öyle. O zaman şöyle bir göz atın küçük hanımlar ve küçük beyler için neler varmış neler yokmuş ki anne babalar için bu da çok önemli. 0-14 yaş arasında sonra buluşalım olur mu? Sevgili seyirciler, ben biraz önce çocuk bölümünden burayı söylemiştim sizlere. Deri kemerler, deri cüzdanlar varmış 40 liraya 60 liraya. Şöyle Ayberk göstersin hemen sizlere. Dilediğiniz renkten cüzdan ya da kartlık satın alabilirsiniz. 60 liraymış hakiki deri cüzdanlar, ne kadar uygun değil mi? Yani Mahmut Paşa resmen ayağımıza gelmiş Beylikdüzü ilçesinde. İstanbul Avrupa yakasında. Tekrar söylüyorum, bu çadır zaman zaman İstanbul'da semt ve ilçelerde farklı yerlerde de kurulabiliyor. Ay sonuna kadar bu çadır var. İstanbul'un her yerinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Metrobüsle Beylikdüzü Belediye durağında indiğinizde merdivenlerden çıkınca hop karşınızda çadır zaten sizi karşılıyor. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık. Defalarca kez tekrar ediyorum ki sonra Yıldız neredesin, nasıl gideriz, orası neresi, kaçtan kaça kadar açık, ne zamana kadar açık falan diye sormayın. Bakın şöyle beyefendiler için iş çantaları var. Yine spor çantalar var. Burası beyefendiler için. Karşı tarafta da hanımefendiler için uygun fiyata 30 liradan başlayan fiyatlarla çantalar var. Tabii 30 liradan başlıyor ama fiyatlar şöyle bakıyorum 200 liraya kadar çantasına göre değişiyor ve fiyat artabiliyor. Tabii bir şey aldığınız zaman kaliteye göre fiyat ya düşüyor ya da artıyor. Bakın şöyle 30 liraya çeşit çeşit çanta alabilirsiniz istediğiniz renkten. Cüzdan alabilirsiniz 39 liraya 99 kuruşa. Yine 79 lira 99 kuruşa cüzdanlar var burada. Ama burada hanımlar fiyatlar 30 liradan değil 20 liradan başlıyormuş. Şöyle Ayberk göstersin. Ben de hatta gideyim. Bakın 20 liraya şöyle çantalar var. Bir tanesini düşürdüm satılacak derler. Çok güzel bir yer. Şöyle bir gösterir misin Ayberk? Şu an Ayberk sizler için gösteriyor burayı sevgili seyirciler. Gezmeye devam edelim. Bir sürü stand var. Çok teşekkür ediyorum. Beyefendi size bir cüzdan hediye edebiliriz dedi. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bakın şöyle tesettür giyim için bir stand var. Şöyle Ayberk burayı da göstersin. 3 adet ipek eşarp burada 99 lira 90 kuruşmuş mesela. Şöyle çok güzel montlar falan var. Bitiriyoruz 70 yazmışlar efendim. Pantolonlar, şöyle tunikler, hırkalar, anneanneler, babaanneler. Buradan rahatlıkla giyinebilir. Anneanne babaanne elbiseleri de var. Ama ben o elbiseleri anneanne babaanne elbiseleri diyorum şu an burada. O elbiseleri ben giyiyorum günlük hayatta. Beline kemer takıp üstüne böyle bir kazak geçirip açıkçası giyiyorum.
Şöyle gezmeye devam edelim. Bakın 35 liraya şöyle çeşit çeşit sweatshirtler var. Hatta bakalım. Paramı nerede harcayacağıma karar vermedim. Belki de harcamam. Yani paramız belki cebimizde kalır. 35 liraymış bunlar. Bu arada satılan ürün iade alınmıyormuş, değiştiriliyormuş. Neden bunu yazıyorlar? Çünkü bazıları evde giyiyor ve yıkıyor, getiriyor sanki hiç giyilmemiş gibi. O yüzden de esnaf böyle bir şey yazıyor. Güzel yazıyor. Bu arada ürünleri denerken biraz dikkatli deneyelim ki işte benim gibi böyle full makyajsanız denerken bazen leke yapabiliyorsunuz. O zaman ben almıyorum açıkçası. Siz de almazsınız. Biraz daha böyle bence dikkatli davranırsak ürün denerken esnafa da kolaylık sağlamış oluruz. Burada pantolonlar mesela 20 liradan başlıyor. Ay çok güzel şeyler var. Bayıldım ben buraya. Çok sevdim burayı. Resmen semt pazarı ayağımıza gelmiş. Bu tezgahta mesela ne alırsan 35 liraymış. Bedenlerde standartmış. Ben bunun mavi rengini pazardan daha pahalıya almıştım örneğin. Bu çok güzelmiş. Pembe pembe. Yeri de güzel bu arada. Ben de çok beğendim. Şöyle güzelmiş bu ikisi. Şu ikisini çok beğendim ben. Ciddi anlamda çok beğendim. Şöyle dursun bunlar bir. Pantolonlar ne kadar? Pantolonlar da 35 liraymış. Yazmışlar zaten ama ben belki fiyat değişik olur diye tekrar sormak istedim. Şu ikisini benim için tutar mısınız rica etsem kenarda? Aklımda kalsın. Bak bunlar aklımda. Güzel değil miydi ama? Programda da giyeriz. Para harcamam belki dedim ama. Belki bu daha küçüktür diye bakıyorum. Vardır ya biz hanımlarda hani belki o ondan daha küçüktür, büyüktür falan diye. Şöyle bir buraya göz atın. Ben burayı çok sevdim. Ben de sizi başka bir yerden sonra karşılayayım. Buyurun. Benim aklım kazaklarda kaldı sevgili seyirciler. Belki paramızı harcamayız dedik ama diğer pantolon, tunik takımda da kaldı. Kadınlarla böyle bir yere girince zor. Ayberk de diyor ki yandık şimdi. Yıldız hayatta karar veremezsin. Gerçekten ben kararsızlıkla bir dünya markasıyım. Ciddi söylüyorum size. Ayberk'in de bu arada telefonuna mesajlar. Nasıl ötüyor o telefon? Fotoğraf atıyorlar herhalde. Tık 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 tık. Böyle toplu toplu fotoğraf atıyorlar ya gıcık oluyorum. Ben de diyor Ayberk. Belki de annem falan ya da kardeşim bu mu diye benim gibi tişört falan fotoğraf atıyordur sana. Alışveriş yapacaktır da. Yapmıyor mu annen sana alışveriş? Yapıyor, soruyor bana diyor. Belki annen atıyor. Olabilir diyor. Ayberk de buraya yakın oturuyor. Ayberk'in de burası dikkatini çekti. Bu çadırı da Ayberk söyledi. Bize Yıldız Beylikdüzü'nde çadır var. Mutlaka gidelim dedi. Ben de çıktım. Geldim. Şimdi 69 lira 99 kuruşa böyle çok güzel dış giyim. Polar ürünler var. Sevgili seyirciler, kışın kabanın içine çok şık duruyor böyle ürünler. Ben sweatshirt'ünü almıştım bunun. Beygah Pazarı kuruluyor buraya yakın. Beygah Pazarı'ndan. Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer ki bu çadıra çarşamba günleri gelirseniz Beylikdüzü'nde Beylik Pazarı kuruluyor buraya yakın aynı zamanda. Beygah Pazarı kuruluyor perşembe günleri Esenyurt'ta. Onu söyleyeyim size. Gayet güzel bir pazar. Markalı ürünleri uygun fiyata nereden alırım diyorsanız ama bu çadıra gelip alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Çadır yağmurda gayet de rahatça gezilebilir. Şöyle bakın yelekler var. 129 lira 99 kuruşa 229 lira 99 kuruştan düşmüş. Ayberk sizlere gösteriyor. Yine kadın ve erkek olmak üzere birçok renkten yelekler ve montlar var. Onu da söyleyeyim sizlere. Siz şöyle çok kısa bir buraya göz atın ki burada fiyatlar 50 liradan başlıyor ve şöyle bakıyorum 200 liraya kadar falan çıkıyor. Bütçenizle tabii ki zevkiniz doğrultusunda alışverişinizi yapabilirsiniz. Eviniz için ya da ofisiniz için de bir şeyler alabileceğinizi söylemiştim. Yıldız o çadırda sadece giyim üzerine bir şeyler mi var demeyin sakın. Eviniz için de bakın şöyle ürünler alabilirsiniz.
hemen züccaciye bölümü var ama bence siz bu polar ceketlere ve şöyle yeleklere göz atın. Kışın kurtarıcı oluyor bu yelekler. Daha sonra züccaciye bölümünde buluşalım, olur mu? Buyurun. Eviniz için, ofisiniz için buraya gelip uygun fiyata ürünleri satın alabilirsiniz. Mesela böyle bir cam cezve var, ateşe dayanıklı. Ben daha dün internetten baktım bunun fiyatına. 15 lira değildi internette efendim. Burada 15 lira. Hem düz hem de şöyle çizgili camdan cezve, ateşe dayanıklı. Yine bakın şurada cam ürünler var. Bunun fiyatı 10 liraymış. Gayet güzel bir servis tabağı. Misafir mi geldi? Meyveyi, peynirleri bunda ikram edebilirsiniz. Kek kalıpları var hanımlar, 10 liraya. Şöyle göstereyim. Şöyle ilerleyelim. Bakın hasır servisler var. Çok büyük bir marka da bu servisler ne kadar biliyor musunuz? Geçen hafta baktım. 35 lira tanesi, burada 10 lira. Ciddi söylüyorum bu arada size. Allah'tan 10 liraya daha önce gezerken bir yerde görmüştüm de hemen beğenip almadım. Dilerseniz bunu boyaya da bilirsiniz. Bir arkadaşım geçen kahvaltıya gitmiş. Sosyal medyada servis yapmış. Ne dediğimi bilemedim çünkü sevgili seyirciler. Normalde ben sakarımdı. Ayberk bunu düşürdü. Ben bakayım, buyurun. Ne kadarmış bunlar? 5. Şöyle 5, 10. 20, 25, 30, 35. 35 lira alayım hemen. Satışta yapabilirsiniz benim gibi böyle gelince. Ne olacak ki yani? Hatlar karıştı. Ayberk bunu düşürünce sevgili seyirciler, genelde ben sakarımdır ama. Abicim bu düştü, kırılmadı. Bak kırılmıyormuş da aynı zamanda. Onu da test ettik biz. Biz onu da test ettik. Şöyle abicim 35 lira para üstlemen alalım. Satılacak. Aynı zamanda kırılmıyor. Değil mi Ayberk? Evet diyor. Beyefendi size para üstünü verir. Şöyle abicim poşetlersin sen. Bunları bu arada bir şey söyleyeceğim. Onu anlatıyordum. Ayberk cezveyi düşürünce aklım gitti bir anda. Şimdi bir arkadaşım kahvaltıya gitmiş ve sosyal medyada fotoğraf yayınlamış. Bunun üstüne servis tabaklarını koyunca o kadar şık oluyor ki sevgili seyirciler. Şu an böyle bakınca bir şeye benzemiyor ama o renkli kahvaltı tabaklarını koyunca ya da yemek tabaklarını gerçekten çok şık oluyor. Çok da güzel oluyor. Dilerseniz bunu boyaya da bilirsiniz bu arada, ojeyle falan. Hani boyaya para veremem ben falan diyorsanız ojeyle boyayıp kenarlarını armada takabilirsiniz, benden söylemesi. Karıştır! Karıştır al! Şimdi ben 70 lirayla yola çıktım bugün. Bu çadır gerçekten çok güzel bir çadır. Ben orada kazak ayırttırmıştım. Zaten çektik. Vallahi pazarlık yapmadıkları için yalan yok sevgili seyirciler, almıyorum. Yani benim de bir damarım var. Tutunca tutuyor açıkçası. Pazarlık yapsalardı 1 lira 2 lira 70 liramın hepsini orada harcayacaktım. Bir tane kız vardı, o da pazarlık için diretti. İnsan 1 lira 2 lira indirir ya. AVM değil ki burası yani. Pazarda da indiriyorlar. Yanlış mı düşünüyorum? Pazarın toplu hali burası. Afiyet olsun beyefendi bu arada. Beraber olsun dedi. Yok teşekkürler. Bence biz kestane tezgahıyla açmıştık. Bu çadırın dışında Kadir. Kadir'den kestane alalım. Şöyle yürüyelim. Belki başka bir standta paramızı harcayabiliriz. Sinirim belli oluyor mu ekran karşısında bilmiyorum ama. Çok paranız varsa biz de harcayabilirsiniz dedi beyefendi. Pazarlık yapılabiliyor mu? Tabii canım, pazarlık sünnet. İşte bana böyle esnaf lazım. Teşekkürler abi. Şöyle bakayım hemen. Ama benim tarzım fazla ürün yok burada. Ama güzel ürünler var. Şöyle Ayberk gösteriyor şu an burayı size. Burada fiyatlar. Uygunluk fiyatlarımız. Kaç paradan başlıyor? Ay. Ne kadardan başlıyor burada fiyatlar? En ucuz ürün ne kadar? Standtaki en ucuz ürün. 35 TL. 35 liradan başlıyormuş ve 200 liraya kadar çıkabiliyormuş mesela burada. Burası tabak bana uygun. Örneğin şu güzel. Değil mi Ayberk? Beğendin mi bunu? Bu ne kadar? 50 TL. 50 lira. Yeri de güzel hanımlar. Şöyle bakayım.
Beyefendi var karşıda gülüyor. Hiç gülmeyin vallahi. Hanımlar böyle bakıyorlar yeri nasıl diye. Değil mi? Öyle diyor yani. Burada birbirinden güzel montlar da var bak. Şunlara. Bunlar ne kadar? 170. 170 lira. Pazarlık yaparsak ne kadar olur? 70 liram var ama zaten. Ama olmaz baba. Olmaz zaten olmaz. 70 lira. Yo, onun için demiyorum. Benim 70 liram var. Ama bu mesela birisi almaya geldi. Ne kadar olur? 150'ye kadar veriyor. 150'ye kadar veriyormuş. Gerçekten çok iyi yani bence. Burada bakın şöyle uzun kabanlar da var. Montlar da var şöyle kadife. Bunlar ne kadar? 110 liraymış bunların da fiyatı. Burası... Tekrar söylüyorum, ay sonuna kadar açık sevgili seyirciler. Abi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Benim tarzıma göre burada bir şeyler yoktu. O yüzden paramı harcayamadım ama siz buraya geldiğinizde burada harcayabilirsiniz. Bu abiyi hiç unutmayın. Pazarlık yapılabiliyor standında. Abi bir el salla görsünler seni. İsim? Hasan. Hasan abinin standında gayet de alışverişinizi yapabilirsiniz. Ben tarzım olmadığı için almadım. Biz Beylikdüzü ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan başladık bu çadırı gezmeye. Başa doğru gidelim o zaman. Beylikdüzü metrobüs belediye durağına doğru gidelim. Çadırda alacak hiçbir şey bulamadım. 70 lirayla yola çıktım. Demek ki bugün parayı harcamamak kısmetimmiş benim. Şimdi Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndayım. Tekrar söyleyeyim, İstanbul Avrupa yakasında. Buradaki sokak lezzetleri, şöyle Ayberk göstersin. Buradaki sokak lezzetleri ve diğer yiyebileceğiniz yöresel lezzetler de ay sonuna kadar burada sizleri bekliyor. Metrobüsle ulaşım çok kolay. Beylikdüzü belediye durağında iniyorsunuz, metrobüsle gelir. Dilerseniz belediye otobüsü ya da kendi aracınızla da yakın çevrede oturuyorsanız minibüslerle de gelebilirsiniz. Şimdi kestane alırız dedik ve geldik buraya. Bir dakika Kadir. Kestane kebap yemesi sevap. 100 gram 10, 150 gram 15, 300 gram 30. Bugün paramız Kadir'in kısmetiymiş efendim. Nuri hemen sol taraftan 10 lira düşürür müsün? 100 gram kestane alalım. Hatta 10 lira düşürme, 300 gram kestane alalım biz. Ama 3 ayrı paket olsun. Tamam. 30 lira düşürür müsün Nuri'cim? Çok teşekkür ediyorum. Şöyle sana vereyim, sen kestanelerimizi hazırla. 70 lirayla yola çıkmıştık Nuri'cim. Bir göster bakalım o zaman. Tekrardan geriye ne kadar paramız kaldı? Çok teşekkür ediyorum. Biz bugün dolu dolu çok güzel bir gün geçirdik. İstanbul Avrupa yakasında Beylikdüzü ilçesine geldik. İndirimli çadırları gezdik. Buraya çarşamba ve perşembe günleri gelirseniz yakın semt pazarları var. Bir tarafta perşembe günü Beygah pazarı, diğer tarafta Beylik pazarı çarşamba günü. O pazarlarda da rahatlıkla gezebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman eviniz için diğer çadırda yöresel yiyeceklerimizden taze taze yerinden gelen yiyeceklerimizi satın alabilirsiniz. Dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar diyelim. Ama tekrar belirtelim, ay sonuna kadar açık burası. Ama çadır İstanbul'un belirli yerlerinde dolaşıyor. Denk gelirseniz mutlaka girin. Markalı ürünler, bazı markalı ürünler de bayağı uygun fiyata. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da kesinlikle üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın efendim. İstanbul'un başka bir semtinde, ilçesinde, sokağında, caddesinde, pazarında, pasajında, tekrar 360 ekranlarında sizlerin huzurunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. El salla Kadir. Hoşçakalın efendim.